TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anma programı düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan da katıldı. Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet temalı anma programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildi. Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Ruhu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Açılışın ardından hep birlikte sergi gezildi. Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcularından milli takım mayosuyla Avrupa şampiyonu olan Emre Mutlu ve Avrupa ikincisi olan Abdullah Toprak, Kayseri Şeker'de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, başarılarından dolayı her iki sporcuyu da kutlayarak kapalı spor salonu müjdesi verdi. Avrupa Fatihleri ödüllendirildi. 7-13 Mart tarihinde Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türkiye Güreş Milli Takımı kadrosuna katılarak altın ve gümüş madalya kazanan Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcuları Emre Mutlu ve Abdullah Toprak ödüllendirildi. Büyük sevince ve coşkuya sahne olan törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çok büyük gurur ve onur yaşadıklarını söyledi. Bir güreş takımımız var. Bu güreş takımımız serbest ve Grekoromen stillerde müsabaka yapıyorlar. 21 tane sporcumuz var. Hocalarımızın nezaretinde ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de samimi gayretleri, destekleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve işte Türkiye'de yegane şeker spor olarak Kayseri Şeker Spor bu varlığını sürdürüyor. İnanıyoruz ki inşallah yakın bir zamanda dünya şampiyonu çıkacak bunların arasından ve olimpiyat şampiyonu çıkacak. Biraz önce müsabakalarda gördük, gerçekten gururlandık, heyecanlandık. Başkan Akay, salon sporları için Kayseri Şeker'e kapalı spor salonu kazandıracaklarının müjdesini verdi. Törende konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da başarılarından dolayı sporcuları ve Kayseri Şeker Spor Kulübü'nü tebrik etti. Kapısına layıksınız ve bunlar da bir teşvik şeklinde oluyor. İnşallah siz ülkemizde birbirimize olan borcumuzu sayede ödemiş olursunuz. Programda daha sonra 55 kilogramda Avrupa şampiyonu olan Emre Mutlu ile 72 kilogramda Avrupa ikincisi olan Abdullah Toprak'a madalyaları takıldı, ödülleri verildi. Kayseri Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ali Ramazan Belli 2023 yılına kadar aile hekimliği birim sayısını 500'e çıkarmayı ve hekim başına düşen nüfusu da 3000'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu üyesi il derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Aile Hekimleri Kongresi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Doktor Murat Türk Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli, Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Ümit Işıldak ve federasyona üye 28 ilin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, 2023 yılı için aile hekimliği birimini ilimizde 500'e çıkarmayı ve hekim başına düşen ortalama nüfusu 3000'in altına indirmeyi hedeflemekteyiz dedi. Bugüne kadar aile hekimlerimizi daha iyi çalışma ortamına kavuşturmak ve halkımızın daha konforlu hizmet alabilmesini sağlamak için Kayseri'mizin çok değerli belediye başkanları ile birlikte işbirliği içerisinde ve kıymetli hayırseverlerimizin desteğiyle son 4 yılda 12 yeni aile sağlığı merkezi hizmete alındı. 2023 yılı için aile hekimliği birimini ilimizde 500'e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu da 3000'in altına indirmeyi hedefliyoruz.
Kıymetli arkadaşlar, aile sağlığı merkezlerinin fiziksel imkanlarını iyileştirmenin yanı sıra aile hekimlerimizi sürekli eğitimlerinde önemsiyoruz. Bu vesileyle aylık olarak konusunun uzmanlarını aile hekimlerimiz ile dijital ortamda buluşturuyoruz. Bugüne kadar intihar, akılcı laboratuvar istemi ve kronik hastalıklar yönetimi gibi konularla başladığımız bilgilendirme toplantılarına bundan sonra da devam edilecektir. Protokol konuşmalarının ardından kongrede aile hekimliğinin genel değerlendirmesi ve meslek tecrübeleri aktarımları yapıldı. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişim için Tomarzi ilçesinde 1 milyon 120 bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişim için Tomarzi ilçesinde 1 milyon 120 bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Son teknolojik yeni nesil malzemeler kullanılarak yapımına hızla devam eden ve toplam uzunluğu 11.710 metre olan proje tamamlandığında bölgede altyapı daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında da kent genelinde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Sağlam altyapı, sağlam gelecek anlayışıyla merkez ve ilçelerin geleceğini inşa ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti. Kentimiz genelinde yürüttüğümüz altyapı hizmetleri kapsamında yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek adına yeni içme suyu şebeke hatları imalatımız devam ediyor. Bu kapsamda temiz su tedarik etmek için hazırlanan projeleri sırasıyla hayata geçiriyoruz. Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür her şey istediğimiz şekilde ilerliyor. Hem şehirlerimizin altyapı hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmaları için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşımla ilgili yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarını sunum eşliğinde anlattı. Yaşamak için, yaşatmak için. Bu her bir farklı statüdeki... Gönüllü Kültür Teşekkürleri Derneği, KADEM ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle üyelerini belediye hizmet binasında misafir eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapılan çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri Sinevizyon eşliğinde anlattı. Değer katacak, nitelik katacak eğitimlerle kurslar veriyoruz. Başkan Çolak Bayraktar ilk olarak sosyal belediyecilik konu başlığıyla yapılan ve yapılacak çalışmaları aktardı. Büyük ve güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın büyük coğrafyaya sahip olmasının büyük bir avantaj olarak gördüklerini ifade ederek, ilçenin alternatifi çok olduğu için şehrin Koca Sinan bölgesine doğru büyüdüğüne dikkat çekti. Biz de Koca Sinan'da nasıl mutlu yaşanır, nasıl mutlu yaşatılır, bunun için projeler üretelim, bunun için yapmış olduğumuz hizmetleri vatandaşa sunalım gibi bir geniş perspektifle yola çıktık. Yeni hayata geçirdiğimiz işlerden bir tanesi. Yaklaşık 3-4 aydır faaliyetteyiz. Bir gönül kazanı kaynatmaya başladık. Şimdi Koca Sinan'da yaşamanın gerekli olarak neler yapmışız? Koca Sinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olabilmesi için neler yapmışız? Yaklaşık 7 yıldır görevdeyim. 7 yıl boyunca başladığımızdan bugüne kadar geçtiğimiz yıl ve önceki yıllardaki yapmış olduğumuz çalışmalarla nerelere gelmişiz? Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıktır dedirttirecek yetişkinler için Koca Sinan Akademi. Türkiye'deki kendi imkanlarıyla, kendi ölçeğinde, yani bir ilçe belediyesi olarak kendi imkanlarıyla bu denli büyük kentsel dönüşüm yapan ikinci bir belediye yok. Çünkü biz bütün kentsel dönüşümlerimizi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Gerek projelendirilmesi, gerek uygulaması, gerek sahadaki bir fiil vatandaş anlaşmalarının hepsini kentsel dönüşümle yapıyoruz. Kentsel dönüşümle de diyoruz ki yeni bir şehir kuruyoruz. Talas'ta kış aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan ve Talas'ın Erciyesi olarak isimlendirilen Tepe Mart Karı ile birlikte yeniden vatandaşların akınına uğradı. Kar yağdı, Talaslar Beleştepe'ye koştu.
Yağan kar ve soğuk havaya rağmen kızağını alan mahalle sakinleri kızak alanında doyasıya eğlendi. Özellikle gençlerin ve çocukların akın ettiği alanda büyükler de karın tadını çıkardı. Kızakların yanı sıra leğen, tepsi, poşet ne varsa eline geçirdikleri tüm malzemelerle tepeden aşağıya kayan çocuklarla birlikte eğlenen büyüklerin keyfine diyecek yoktu. Kızaklarıyla alana gelerek karın keyfini çıkaran vatandaşlar çok eğlenceli bir ortam olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. Sanırım aynen yılın son karı, biz de keyfini çıkartmak istedik. Kaymak istedi çocuklar, biz de geldik, güzel eğlenceli bir vakit geçirdik. Güzel yani, çocuklar için güzel bir alan. Ondan sonra kar da yağınca tabii çocuklar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Biz de onları kırmak istemiyoruz. Güzel, onlar da eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Eğlenceli yani, markarının keyfini çıkartıyoruz. Okulların tatil olmasıyla beraber. Buradan Talas Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Kar yağışı trafikte mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Karlı ve buzlu yollarda nasıl araç kullanılmalı? Detaylarını ileri sürüş teknikleri uzmanı Münir Borazan anlattı. İlk kurallar, takip mesafesi artırılmalı, ani fren yapılmamalı ve araç bakımları tam olmalı. Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı elde olmayan sebeplerden dolayı trafikte sürücüleri olumsuz yönde etkiliyor. İleri sürüş teknikleri uzmanı Münir Borazan, karlı ve buzlu yollarda nasıl araç kullanılmalı, araç sürücüleri hangi tedbirleri almalı tek tek anlattı. Araç kullanma tekniğine geldiğimizde aracımızı karlı ve buzlu havalarda özellikle hız limitimizin, mesela diyelim ki şehir içinde hız limitimiz nedir? 50 veya 70 olan yerler var. Bunun biraz daha aşağı çekmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi, çok yakın takip etmeyeceğiz. Üçüncüsü, ani fren, ani gaz, ani manavradan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü ani fren yaptığımız zaman karlı ve buzlu havalarda aracımızın kontrolü bizden çıkar. Tamamen kendi bildiğine gider araç. O yüzden ani fren ve ani manevra. Nedir ani manevra? Yani sağa sola ani çevirmeyeceğiz. Çevirdiğimiz zaman yine aracımızın kontrolü bizden çıkar ve kazaya sebebiyet veririz. Buzlu ve karlı yola çıkmadan önce muhakkak camlar temizlenmeli. Buzda birinci vites değil, özellikle ikinci viteste kalkış yapılmalı. Takip mesafesi artırılmalı ve ani frenden kaçınılmalı. Karlı havalarda tabii ki araç ve kullanma tekniği çok farklıdır. Karlı havalarda özellikle aracımızı genel temizliğini komple yapmamız gerekiyor. Cam temizlikleri, ışık donanım temizlikleri, bunları yaptıktan sonra, sabah kalktıktan sonra bunları temizliği yaptıktan sonra araç lastik kontrollerimizi yapıyoruz. İşte yağ bakımı, aracımızın su bakımını, gizli buzlanmalar oluyor. Bunu bilmiyoruz yani, gizli buzlanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer aracımızı hızlı gidip viraja hızlı giriyorsak kesinlikle fren kullanmayacağız. Aracımızı gazdan çekeceğiz. Çünkü eğer fren kullanırsak bu sefer aracımız ne yapar? Kayma yapar ve şarampere yuvarlanır. Birincisi bu. İkincisi, yine uzun yollarda takip mesafesini, diyelim ki örneğin çift yönlü yollarda 90 km hız limitimiz şehirler arası giden gelen karşılıklı araçlarda, bunu 70'e düşüreceğiz. Takip mesafemiz de 35 ise biraz daha yükselteceğiz, 50 yapacağız. Aracımızı ilk kalkışta, ikinci vitesle karlı havalarda ve hafif gaz vererek, çok hafif gaz vererek, ani gaz vermeyeceğiz. Çünkü ani gaz verirsek aracımız badanaj yapar ve kalkışta zorlanırız. Bu hususta çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mart ayında yağan 30 santimlik kar yağışı balık satışlarını da hareketlendirdi. Ancak son dönemdeki gelişmelere bağlı olarak balık fiyatları da arttı. Sezon balığı hamsi 30 liradan satılıyor. En ucuz balıksa 20 liralık fiyatıyla istavrit. Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi'nde çeşitli balıklar tezgahları süslüyor. Balıkçı tezgahlarında ürünler müşterileri bekliyor. Allah'ım da! Kar yağdı, böyle oldu dayı! Mart ayında yağan kar yağışı balık satışlarına etki etti. Ancak Karadeniz'de fırtına olması balığın az gelmesini sağlıyor ve bu nedenle fiyatlar da artmış durumda. Mart ayındaki yoğun kar yağışı satışları arttırdı. Balıkçı esnafları satışların şimdi normal olduğunu ancak önceki yıllara göre düşük olduğunu ifade etti. Sivas Caddesi'nde şu an balık satışımız çok yoğun olarak değil de seyrek devam ediyor. Normal kar yağdığından o da biraz iyi oldu. Kar olmasaydı hiç iş olmazdı. Soğuk ama balık
fırtınadan çıkmıyor. Şimdi eskiden 3-4 kilo 5 kilo alanlar oluyordu. Şimdi millet yarım kilo 1 kiloya düştü. 3 kilo alan adam 1 kiloya düştü. 2 kilo alan adam yarım kiloya düştü. Neden oldu? Bu da paranın yokluğundan diyor. Maliyetin yüksek olduğundan. Denizde balık çok ama fırtına olduğundan giremiyor. Bir de mazot olmadığından adam girmiyor. Mazot çok gidiyor diyor. Ben gidip de yakalayamıyorum diyor. Altında az mı geliyor balık? Aynen. Balık fiyatları ise son dönemdeki artışlara, özellikle de akaryakıt fiyatlarındaki zamlara bağlı olarak arttı. Esnaflar yine de balıkları indirimli satmaya gayret ediyor. Balığa yönlendiriyor. Balık daha lezzetli olur diyor, daha yağlı olur. Maalesef balıklar da çok az olduğu için millete bakıyor, fiyatlar yüksek olduğundan geçiyor. Fiyatlar yüksek mi? Yüksek, normalde yüksek. Mazot düşmedikçe fiyatlar düşmüyor. Balık yakalamak için mazot harcıyor. Denize girmeyi mazot harcıyor. Gelişi mazot gidiyor. Gidişi mazot gidiyor. Mazot düşecek, balık da fiyatları yerine gelecek. Balık çok artmadı. Balık %5, %6 ancak arttı ama diğer şeylerimiz arttı, çok arttı. Sivas Caddesi'ndeki balıkçılarda en çok satılan hamsi 35 liradan vatandaşlara satılıyor. En uygun balıksa istavrit, kilogram fiyatı 20 lira. Kefal 35 lira satıyorduk. 30 liraya düştük. Çupra 70 lira, 75 liradan 69'a düşürdük. Levrek aynı yerinde duruyor. Çinekop 45. Çinekop 45. Çupra 54. Çupra, yani fiyatlarımız şu an normal. Barbun var. Barbun 79. 100 milyondan 79'a düştük. Evet. İş olmadığından düşürdük. Yoksa kar amacından alakası yok. Evet. Balık seviyor musunuz? Çok seviyoruz. Tüketiyor musunuz sürekli? Tüketiyoruz. Öyle mi? Evet. Ne kadar mesela haftada? Ayda bir kere falan. Ama az. Az değil mi? Haftada bir olması lazım. Peki balık fiyatları nasıl sizce? Biraz pahalı. Pahalı mı? Evet. Niye böyle ki acaba? Dünyadaki korona salgınından, ekonomik krizden dolayı sanırım. Düşsün mü fiyat? Tabii ki düşsün, düşsün. Siz? Bence de düşsün biraz. Nasıl, balık seviyor musunuz? Seviyorum da fiyat yüksek olunca. Öyle mi? Öyle. Az mı tüketiyorsunuz? Yani maalesef. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla piyasalar hiç sakin seyretmedi. Hareketli halini sürdüren piyasa rakamları haftayı da yükselişle kapattı. Saraf Şabanlı Kavun, döviz fiyatlarının geri gitmeyeceğini ancak altının fiyatının bir miktar düşüp tekrar yükselebileceğini söyledi. Piyasalardaki Rusya-Ukrayna savaşı hareketliliği sürüyor. Dolar, euro ve altın haftayı hareketli kapattı. Sarraf Şaban Zıkkavun piyasayı değerlendirdi. Savaş ortamında müzakere sağlanırsa altın fiyatının bir miktar düşebileceğini, sonrasında ise yükseleceğini söyleyen Zıkkavun, dövizdeki rakamların geriye gitmeyeceğini ifade etti. Altının onsu dün itibariyle 1960 dolar civarlarına kadar ons olarak geriledi. Ama bugün, dün akşam kapanış itibariyle 1985 dolarlar civarına kadar gelmişti. Bu da TL bazına baktığımızda 1 gram has altınımız 960-65 lira civarlarına kadar yükseldi. Dünkü onsun gerilemesiyle birlikte 925 alış 930 seviyelerine kadar düşmüştü. Akşam tekrar aynı fiyatlarımız 940-950 civarlarında kapanış meydana geldi. Bunun yanı sıra döviz dolar 15.000 civarlarına kadar yükselmişti. Bugün 14.700 lira civarına düştü. 16.350'ye kadar hafta başından itibaren yükselen euro fiyatı şu anda 16.000 lira civarlarına kadar geri gelmiş oldu. Tabii bu da şunu gösteriyor. Artık bu fiyatların geri gelmeyeceğini gösteriyor benim kanımca. Onsun artık 2050 dolar civarına kadar görmüş oldu. Daha önceki söylediğim gibi 1980 dolarları geçtikten sonra 2200 sınırlarına kadar gelebilecek sözümüzü destekler bir mahiyette. Bugün 1985 olması benim için pek şey değil ama önümüzdeki günlerde yine altın fiyatlarında bir miktar daha yükseliş olarak ben bekliyorum. Ama müzakereler neticesinde Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa'nın anlaşmasıyla birlikte yeniden altın ve dövizde bir miktar daha düşüş olabilir gibi ama daha uzun süreçte tekrar yükselecek gibi piyasalarımız devam etmekte. Efendim, İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Bağdat, yangınların genellikle eskiyen elektrik tesisatı ve ihmal kaynaklı çıktığını söyledi. Elektronik eşya kaynaklı yangınların da artmaya başladığını belirten Bağdat, vatandaşları bu cihazları prize takılı bırakmaları konusunda uyarıda bulundu.
Vatandaşların zor zamanlarında yanında olan itfaiye erleri yangın başta olmak üzere pek çok acil durum olayına müdahale ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Bağdat, vatandaşların itfaiye erlerinin görevini sadece yangın söndürme olarak bilse de görev alanlarının çok geniş olduğunu söyledi. Vatandaşlarımız itfaiyenin görevi sadece yangın olarak algılasa da itfaiye teşkilatının görevi çok geniş çaplıdır. Burada yangın, trafik kazası, her türlü kurtarma, arama kurtarma olayları, su baskınları, bu tarz olaylara birlikte müdahale etmekteyiz. Kayseri'de en çok trafik kazaları, dönem dönem olayların seyri değişiyor. Yaz döneminde yangınlar fazla oluyor. Kış döneminde mesken yangınları, baca yangınları, soba yangınları, çatı yangınları fazla olurken, yaz döneminde de arazi yangınları, özellikle bugün olduğu gibi yoğun kar yağışı olan dönemlerde trafik kazaları çok fazla oluyor. Su baskınlarımız oluyor maalesef. Vatandaşlarımıza, trafikteki vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını, hız sınırlarına uymalarını, soba yakan, katı yakıt yakan vatandaşlarımıza da soba yakması konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ve meteorolojiden gelecek lodos uyarılarına dikkat almalarını öneriyoruz. Bağdat, 81 ilin ihbarının 112 çağrı merkezine toplandığını belirtti. Bütün 81 ilde ihbarlar 112 çağrı merkezinde toplandı. Acil çağrı merkezi ekipleri olarak vatandaşlarımız acil durum olduğunda 112 çağrı merkezini arayarak konunun hangi ilgili alakalı konu varsa oradan birimlere aktarılarak ekipleri en kısa sürede olay yerine sevki sağlanmaktadır. Elektronik cihazların bakımlarının yapılması gerektiğini de söyleyen Bağdat, elektronik cihazlarınızı şarjda bırakmayın dedi. Olaya giderken öncelikle acil durum ekipleri olaya en kısa sürede ulaşması gerektiğinden dolayı, çünkü bizim için zaman çok önemli, dakikalarla yarışıyoruz. Ondan dolayı vatandaşlarımıza trafikteyken, ışıklarda beklerken acil durum ekiplerinin, yani itfaiye araçları olsun, ambulans araçları olsun, bunları gördüklerinde uygun şekilde trafiği tehlikeye atmayacak şekilde yol vermelerini, öncelik tanımalarını, çünkü yanan veyahut da kazaya uğrayan kendi yakınları da olabileceğini düşünmelerini, bu hususta da dikkat etmelerini, öncelik vermelerini istiyoruz. Olası yangınlara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha tedbirli olmaları, evlerde kullandıkları cihazları bakımlarını yaptırmaları, trafikteyken trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymalarını, soba kullanan vatandaşlarımızın da sobadan zehirlenmelere karşı uygun şekilde katı yakıtları kullanmaları ve yakmaları hususunda gerekli uyarıları yapıyor. Melikgazi ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında bıçakla sarrafı boğazından yaralayan şahıs bir bilezik çalarak kayıplara karıştı. Cebinden para diye çıkardığı bıçakla sarrafı boğazından yaraladı. Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs çıkardığı bıçakla Fatih N'yi boğazından bıçaklayarak bir bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor maç saatini beklemeye başladı. Kadir Has Stadında oynanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor Konyaspor'la karşılaşacak. Kadir Has Stadında 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey ve Yiğit Arslan yapacak. Ligde geride kalan 28 haftada 10 galibiyet, 8 de beraberlik elde eden Kayserispor 10 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Oynadığı mücadelelerde rakip fileleri 41 kez havalandıran ve kalesinde 42 gol gören Sarı Kırmızılılar 38 puanla 10. sırada yer alıyor. Rakip takım Konyaspor ise 52 puanla 2. sırada bulunuyor.
Evet değerli izleyenler, haber ve spordaki gelişmeleri sizlere aktardık. Ana haber bültenin bugünlük sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.